Selam millet. Veri analizi için Python eğitim bu bölümünde veri görselleştirmede bar grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Introdan sonra görüşürüz. Hatırlarsanız en son histogram grafiği yapmıştık. Şöyle bir grafik elde etmiştik. Şimdi ise bunun biraz daha benzeri ama iki değerle grafiği çizdirebileceğimiz bar grafiklerini öğreneceğiz. Geldik. Bar diyelim şöyle ve buna bir markdown atayalım. Şurayı kapatırsak. Barın histogramdan farkı, dediğim gibi, histogramda çizgiler tek bir değeri ifade ederken bar grafiğinde iki farklı verinin grafiğini ekrana yansıtabiliyorsunuz. Şimdi verileri oluşturalım. X eşittir np.array. Buraya abcd yazıyoruz tek tek. abcd. Sonrasındaysa y değerimiz olsun. Bu da aynı şekilde npArray 2, 5, 8, 11 olsun. Böylece verilerimizi elde ettik. Ne oldu? Şuraya şey yapmamışız. Array yazınca bunu eklemem gerekiyor tabii. Tamamdır. Bar grafiği oluşturmak için plt nokta bar yazıyoruz. Ve buraya iki değer veriyoruz. İlki x, ikincisi y. Enterladığımız zaman gördüğünüz gibi açık bir fark var. Direkt bunu yazdığımız anda histogramda nasıldı? Bakalım hemen şöyle. Birleşikti. Bütün değerler birbirinin içine geçmişti. Ama bunda ayrı ayrı ve her bir verinin kendi başına bir etiketi var. Aslında bunlar yükselen değerler. Hani bunları bir tık daha böyle oynayabiliriz. 2, 25, 8, 5 olsun mesela. Bir tık daha böyle güzel bir görüntü elde ederiz. Temel görüntü bu şekilde. Şimdi buna biraz özelleştirme yapalım. XY'yi tekrar çağırdık. Ondan sonra genişlik değerimiz var. Geldik. Width dedik ve bunu mesela 2 yapalım şu an. Gördüğünüz gibi A değeri hani şu kısmı kapsıyor. B değeri şurayı kapsıyor. C şurası. İç içe geçmiş bir grafik var aslında. Bunu arttırırsak hiçbir değişim olmayacaktır. Hatta bütün değerler daha çok birbirine girecektir. Ama böyle bir özelliğimiz var. Buna tekrardan 1 diyelim. Hatta bunun default'una bakalım kaçmış. 0,8'miş. Biz bunu 1 yaptık. Biraz daha genişledim. Aldığı parametrelere bakacak olursak genişlik, yükseklik şeklinde de verilmişiz. Align. Edge diyelim şöyle. Şunu komple silelim ya. Zaten çok aşırı önemli bir değer değil şu an. Align'i Edge yaptığımız zaman üst tarafta nasıldı? Girilen değeri ortalıyordu ve bütün değerlerin üstüne düşüyordu. Ama biz bunu Edge yaptığımız zaman girilen değerleri en başa aldı ve grafikleri onun etrafına yazdırdı. Hani şuradan dikdörtgen düşünürsek onun etrafında yansıtmış oldu. Aynı şekilde bunlara da color değeri verebiliyorsunuz. Hani bu sadece histograma özel bir şey değil. Geldik color'ımızı red yapalım. Green olsun. Şöylece. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Böylece bar grafik videomuzun sonuna geldik. Ne yaptık? X ve Y değerleri belirleyip bunları yazdırdık. Ondan sonra bunların çeşitli özelliklerine değindik. Bir sonraki videoda noktalı grafik yani scatter grafiğine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.